Furan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sunar. ...23 Mart tarihinde güneşli, güzel bir Manisa pazar gününde sevgili seyirciler, ETV ekranlarında Seçim Masası programıyla canlı yayında karşınızdayız. İlk etapta programımızdan hemen önceki Seçim Masası programında Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Sayın Semih Balaban ve belediye meclis üyelerini konuk etmiştik. Programımızın bu kısmında ise Yunus Emre Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Arslan ve meclis üyelerini konuk ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu yıl Manisa'da Şehzadeler Yunus Emre ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda bu üçlü çok güçlü sloganıyla halkın iktidarını gerçekleştirmeye geliyoruz dediler. İşte o çok güçlü sloganındaki üçlü isimden Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Arslan ve meclis üyesi adayları canlı yayında ETV ekranlarında karşınızdayız sevgili seyirciler. Hemen süremizin darlığından ve konuklarımızın sayıca çok fazla olmasından dolayı ben sözü fazla uzatmadan değerli Ali Arslan'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum kadrosuyla birlikte. Evet. Sayın Ali Arslan, seçimlere bir hafta gibi bir zaman kaldı. Çok uzun bir süreci kat ettik ve son bir haftaya girdik. Dilerseniz bugüne kadar olan olayları kısaca özetlemenizi isterim. Evet, öncelikle ETV'ye bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Tabii bugün Manisa'da bir de yoğun bir süreç yaşanıyor. Üniversite sınavları var, YGS sınavları var. Biraz önce sokakta onun yoğunluğu vardı. Ben de aslında buraya gelmeden önce onun da tatlı bir heyecanını yaşadım. Sabah oğlumu sınava götürdüm. Biraz önce de onu sınavdan aldık, buraya geldik. Seçim çalışmalarımız da büyük bir heyecanla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan 5 ay önce başlamış olduğumuz çalışmalarımızda son haftasına geldik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekibimizle birlikte, belediye meclis üyesi aday arkadaşlarımızla birlikte alanda çok yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ve bu yoğun çalışmanın karşılığında halkımızın bize gösterdiği teveccühten anlıyoruz. Bu toplantımızda da, bu programımızda da belediye meclis üyesi adaylarımızın da tanıtımı anlamında Manisalıların karşısına çıktık. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde iddialıdır. Hem Yunus Emre ilçesinde hem Büyükşehir'de iddialıdır. Çalışmalarını da bu şekilde ortaya koymuştur. Önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde de yoğun bir şekilde bu çalışmalarını devam ettirecek. İnşallah 30 Mart'ta ekibimizle birlikte Yunus Emre Belediyesi'ni yönetmek bizlere nasip olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Başkan, tüm meclis üyesi adaylarına da kendilerini tanıtırken aynı soruyu yönlendireceğim. Dilerseniz sizlerden başlayalım. Manisa seçmeni, Yunus Emre seçmeni neden Cumhuriyet Halk Partisi ve Ali Aslan'a oy atmalı? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmalı? Manisa seçmeni aslında geçen 50 yıllık süreç içerisinde tercihlerini kullanırken genelde aynı doğrultuda bu tercihlerini kullandı. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu anlamda bir yetki ve görev vermedi. Ve bu yetki ve görev de verilmediği için Manisa'da bir sosyal belediyecilik anlayışı yerleşmedi. Sosyal belediyecilikle ilgili yatırımlar yapılmadı. Manisa evet bugün büyük şehir oldu ama büyük bir köy görünümünde. Manisa'nın geliştirilmesi, sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi hem sanatsal anlamda hem de vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin diğer sorunların çözülmesi, örneğin bir imar sorunu, yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır Manisa'nın kanayan bir yarası. Mevcut gelen, bugüne kadar gelen yerel yönetimler bu sorunu çözemediler. Bu sorunu ancak biz sosyal demokratlar çözebilir diyoruz. Ortak akılla, halkla birlikte, halk için belediyecilik yaparak, yani halka rağmen belediyecilik yaparak değil, halk için belediyecilik yaparak bizler çözeriz diyoruz. Bu anlamda, bu anlayışımıza güvenerek sorunlarının çözüleceğine, gerçekten halkla birlikte olunacağını, Yunus Emre ilçesi sınırları içerisinde yaşayan hemşehrilerimizin sorunlarına ortak akılla birlikte çözüm bulacağımıza inanarak ve bu anlamda bizim şu anda görevde bulunan belediyelerimizi de gözlemleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin bir Eskişehir Belediyesi, bir İzmir Belediyesi, bir Salihli Belediyesi, en yakınımızda bir Muradiye Belediyesi'nin
yaptığı hizmetleri görerek halkımızın bizi tercih edeceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Listenizde gerçekten de Manisa'nın çok evet. yakından tanıdığı, çok özel, çok önemli isimlere yer vermişsiniz belediye meclis üyesi aday listesinde. Hemen dilerseniz sevgili seyirciler kendilerini tanımaya başlayalım. Aslında ilk olarak kendisini tanıtmasını istediğimiz kişiyi tüm Manisa tanıyor. Gerek haber bültenlerinden, gerekse yapmış olduğum programlarda en çok haberini sunmuş olduğum belediye başkanlarının başında geliyordu. Bir Manisalı olarak, bir genç olarak ifade etmem gerekir ki bunu her ortamda, her platformda paylaşıyorum. Özellikle haberini sunduktan sonra paylaşmıştım. Açılışına katıldığım belediye önündeki meydanın açılışına davetliydim Muradiye'de. Atatürk anıtı, hemen yanında duran o al bayrağımız büyük ebatlarda ve Mevlana'nın o bizlere kazandırmış olduğu gösterisini iç içe tek kare fotoğrafta milli manevi değerlerimizi buluşturan bir belediye ve o belediyenin belediye başkanı Sayın Erdinç Yavaşlı. Buyurun efendim. Ben öncelikle ETV'ye bu programı yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesini duyurduğu için teşekkür ederim. Ama ondan önce de 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde objektif yayıncılık ilkesiyle Muradiye'de bizle ilgili olan haberleri hem objektif olarak verip hem de çok yer vermesinden dolayı da Muradiye halkı adına da kendi adıma da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Soru zannedersem neden Cumhuriyet Halk Partisi, neden Manisa seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeli? Şimdi birçok nedeni vardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilmesinin. Çok uzun yıllar, hatta zannedersem Cumhuriyet tarihinde bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sosyal demokrat bir partinin hiçbir şekilde eli değmemiştir. Elinin değmediği zaten her şartta gözüküyor. Ayrıca bir seçim kampanyasına giriyoruz. Seçim kampanyasında halk her siyasi partinin arkasından gidiyor ve projeleri takip ediyor. Ve her gidilen sokakta, her gidilen mahallede çok ciddi sorunların olduğu göz önünde. Yani gidilen yerlerde bizim hiçbir sorunumuz yok, hoş geldiniz diyen yok. Herkes nefesi çıktığı kadar bağırıyor. Demek ki Manisa'da çok ciddi bir değişime ihtiyaç var. Ayrıca şunu tabii ki lokal bir deneyimdir Muradiye Belediyesi. 5 yıl öncesini düşünüyorum Muradiye Belediyesi ile ilgili. Bir sol anlayışın bir beldeyi ne hale getirdiğini bütün Manisa halkı, bütün Muradiye'yi izleyenler görüyor. Bu Erdinç Yavaşlı'nın kendine ait olan bazı şeyleri ortaya koymasıyla ilgili değil, bizim yetiştiğimiz kültürle ilgili. Yani halktan yana belediyeyi yönetmek, rantçıları bir kenara bırakmak, bütün kaynakları halka, halkın ihtiyaçlarına yöneltmek ve sonucunda böyle bir Muradiye çıkmasıdır. Şimdi Muradiye'nin bu hale gelmesi küçücük bir beldenin, borçlu bir beldenin şu anda hala kasası dolu olan bir belediye haline gelmesi tamamen anlayışla ilgilidir. Bir sol anlayışla, sosyal demokrat anlayışla ilgilidir. Bana düşen şunu göstermek. Ben Manisa halkına, sevgili Manisa halkı, Muradiye'ye bakın, Muradiye'de bir değişim varsa bu değişimin aynısı katlanarak Manisa'da ve Yunus Emre'de olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Benim nedenim bu kadardır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Ve sevgili seyirciler, dilerseniz baş tacı kadınlarımızla devam edelim. Her platformda yapmış olduğum her röportajda ve haberde ısrarla belirtiyorum. Türkiye'de kadın erkek eşitliğine kesinlikle inanmıyorum ve buna karşı çıkıyorum. Eğer ki Mustafa Kemal'leri vatan kahramanlarını doğurma, yetiştirme, büyütme kudretine sahiplerse, eğer iyi günde ve kötü günde hep biz erkeklerin bir adım önünde yer alan Kara Fatmalar, Adile Çavuşlar, Gördesli Makbuleler onlarsa her zaman biz erkeklerin bir adım önünde baş tacı konumundadırlar. Dikkat ettim, değerli başkanımız konuşurken sevgili seyirciler, meclis üyesi adaylarındaki kadın sayısına baktım. Yunus Emre Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi adaylarının yaklaşık %30'u civarında 8 bayan yer alıyor meclis üyesi adaylıklarında. Ve o bayanların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın görevini yürütmüş olan ve şu anda belediye meclis üyesi olan Sayın Fadime Özçakır bulunuyor. Buyurun efendim. Ben de sözlerime ETV ailesine bizi konuk ettiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün sınava giren yavrularımızın da emeklerinin boşa çıkmayacağı bir sınav sonucu temennisiyle Manisalıları sevgiyle saygıyla selamlamak istiyorum.
Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Önce kendimizi tanıtalım. Tanıtalım belediye meclisi adayı arkadaşlar. Ben Fadime Özçakır. Manisa Saruhanlı Gökçeköy doğumluyum. Yıllardır partimde çeşitli kademelerde görev aldım. İki dönemdir İl Kadın Kolları başkanlık görevimi sürdürüyorum. Bu görevim sürecinde çeşitli sivil toplum örgütlerinde Gönüllü Anneler Derneği, Yetiştirme Yurdu Gönüllü Anneler Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Otizm Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Görev aldığım süreç içerisinde partimle birlikte o sivil toplum örgütlerinin sorunlarını, toplum sorunlarını göz önünde bulundurarak çözüm üretmek için mücadele ettim. Toplumda kapı kapı, sokak sokak dolaştığımızda gördüğümüz ilgi ve sevgi gün geçen her geçen gün artıyor. Geçmiş dönemlerde hep sağ iktidarların Manisa'yı yönetmesi ve başarısız bir yönetim olması nedeniyle halkın takdiri Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana olduğunu görüyoruz. Yunus Emre'de ve Büyükşehir'de özellikle her geçen gün halkın takdiri Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana olduğunu hissediyoruz. AKP'li MHP'li seçmen her geçen gün Ali Arslan ve Özgür Özel adını çoğaltarak söylediğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Seçmenimizin taleplerini sosyal belediyecilik anlayışı ile ancak uygulayacak olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu bizim yaşadığımız başkanımızın da söylediği gibi İzmir'de, Eskişehir'de, Aydın'da, Salihli'de ve en yakın Muradiye'de gözlerimizle görüyoruz. Biz duyduklarımıza değil gördüklerimize inanarak Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Faruk Türkoğlu ile devam edelim, mikrofonu iletebilirsek. Buyurun Sayın Faruk Türkoğlu, önce kendisi tatil. Çok teşekkür ediyorum. ETV ailesine ben de çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiği için. Ben Faruk Türkoğlu, 1964 Manisa doğumluyum. Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 30 yıldır da konut üretiyoruz. 20'li yaşlardan bu yaşlara kadar hep projelerin içerisinde yer aldık. Projelerle hayatımız sürdü. Bundan önceki siyasi yaşamımda Demokratik Sol Parti'de il başkanlığı artı 4 yılda merkez yürütmede yer aldım. Parti meclisi olarak görev aldım. Bizim genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığı ve başkanımız olan Bülent Ecevit'in yolumuz Atatürk yolu diyordu. Hakikaten de bu vefatından önce de birliktelikten yana, güç birliğinden yana söylemlerle ifade etmişti. Çünkü o günkü yıllarda bugünü görebiliyordu. Ülke karanlığa gidiyor ve birlik olmaz zamanı, hatta hiç unutmam, hafızamdadır. Sağlı sollu işbirliği diyordu. Ben de bu davete icap ettim ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım. Sayın Belediye Başkanı adayımız Ali Aslan da listesinde bana yer vererek onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki çok donanımlı, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte çalışacağız. Çağdaş bir kent, çağdaş bir Manisa yaratma anlamında çok önemli mücadeleler vereceğiz. Ben bu bağlamda tüm Manisalı hemşerilerimizden 30 Mart günü destek bekliyoruz. Hizmetin, kaliteli hizmetin, layık oldukları hizmetin bizler tarafından nasıl verileceğini göreceklerine hiç şüpheleri olmasın. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tekrar saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Türkoğlu. Sayın Münir Çelik şu anki mevcut meclis üyeliğinden zaten bütün Manisa tanıyor. Buyurun Sayın Çelik. Hem ETV'ye hem Mustafa sana çok teşekkür ediyoruz. 58 yaşındayım. Tıp doktoruyum. Uzun yıllar SSK Hastanesi'nde çalıştım. İdarecilik yaptım. Manisa Tabi Odası'nda yöneticilik yaptım, başkanlık yaptım. Şu anda bir büyük bir fabrikada iş yeri hekimliği yapıyorum. Ben Manisa'ya geldikten bu yana hiç partiden kopmadım. Memurluk dönemimde de partiye gidip geliyordum. Eylemlerine katılıyordum, etkinliklerine katılıyordum. 2009'da belediye meclis üyesi olduk partimizden 3 arkadaş. Orada işte mücadele ettik. Elimizden geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalıştık. İyi muhalefet yaptık. Neden CHP? Arkadaşlar ben de sol bir gelenekten geliyorum. Kendime yakın gördüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni.
sol sosyal demokrat bir çizgi. Halkçı kamucu hizmetlerini çok beğendim. Benim için önemli olan sosyal yönün ön plana çıkması, sosyal hizmetlerin. Kamucu, halkçı hizmetlere ilgi duydum. O ilgim ve heyecanım devam ediyor. Sevgili Ali Başkan'la yolumuza devam edeceğiz, kazanacağız. Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. Haydar İzci ile devam edelim. Kendisi çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun, bir organizasyonun başkanlık görevini yürütüyor. Buyurun Sayın İzci. Öncelikle ETV ailesine ve ekranları başında seyreden tüm Manisalı hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Haydar İzci, 1971 Malatya doğumluyum. 8 yıl gibi bir zaman içerisinde Manatyalılar Kültür ve Danışma Derneği başkanlığını yaptım. Var olan ve Manisa'ya değer katan Hemşire Denekler Platformu'nun dönem başkanlığını yapıyorum. Tabii buradaki Hemşire Denekler Platformu'nun ciddi bir katkısı var. Aynı zamanda Manisa'nın nüfusuna %35'ine tekabül eden bir yapısı var. Tüm buradan dernek başkanları arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların adına buradayız. Tabii neden Cumhuriyet Halk Partisi diyecek olursanız kalbi solda atan, ben de kalbim de solda atıyor. Ve tüm kalbi solda atan arkadaşlar adına kalbim sesini dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın İlçi. Halil Tokul'la devam edelim. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok önemli görevlerde bulunmuş bir isim olarak medyadan tanıyoruz. Buyurun Sayın Tokul. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Neden? Ben Halil Tokul, mali müşavirlik yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1972'den bu yana hizmet veriyorum. Onun dışında özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm kuruluşlarda emeğimizi esirgemeden bugünlere kadar geldik. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'i temel ilkelerini savunan, özgürlükleri ve demokrasi mücadelesinin sonuna kadar veren bir yapı olduğu için eğer toplum içerisinde barışı, özgürlüğü, demokrasiyi oturtmak istiyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini çok iyi irdelemek, çok iyi özümsemek gerekiyor. Bu anlamda sevgili Ali Aslan'ı da yıllardır tanıyoruz. Kendisi mesleği gereği adaletin savunuculuğunu gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor. Kendisiyle her alanda özgürlük ve demokrasi mücadelesi içerisinde yıllardır omuz omuza, kol kola mücadele ettik. İnsanları ötekileştirmeyen, sadece insanları değil tüm canlıları ötekileştirmeyen bir yapısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yapısı var. Mücadelemiz bu yönde. Umarız önümüzdeki süreç içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışını tüm topluma kabul ettirir ve birlikte yaşanır bir kent oluştururuz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Tokul. Ömer Bingöl'le devam edelim sevgili seyirciler. Kendisi de mutlaka bahsedecektir. Bağımsız meclis üyesi aday iken geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım gösterdiler. Çok değerli ETV ailesine bizleri bu davet, nazik davetinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Manisa doğumluyum. 1958 Manisa doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Manisa'da okudum. Daha sonra 30 sene pazar yerlerinde Manisa'nın bildiği Sakallı Ömer ve sosyete pazarcısı Ömer olarak esnaflığı yaptım. Daha sonra 1978 yılında girdiğim Adalet Parti Gençlik Kolları, daha sonra Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti ve geçen dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis üyesi seçildim. Fakat Cengiz Ergün'den anlaşamamamız neticesinde 26 ay gibi bağımsız kaldım ve daha sonra Özgür Başkanımın, Semih Hocamın ve Erdinç Yavaşlı Beyefendinin talepleri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtim. Ali Aslan Bey'le de çok iyi bir ekip olduk. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok iyi görevler yapacağımızı temenni ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Bingöl ve sevgili seyirciler, Yunus Emre Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri adayları arasında mevcut muhtarlar da var. Atatürk Mahallesi Muhtarı Sayın Bedir Kılıç, sizle devam edelim. İsmim Bedir Kılıç. İki dönemdir Atatürk Mahalle Muhtarlığı yapıyorum. 1961 doğumluyum. 14 yaşından beri sosyal demokrat çizgiden geliyorum. Mücadelemizi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yürütüyoruz. Gerçekten zulmün, baskının, haksızlığın, yoksulluğun devam ettiği bu sistemin değişmesi, bu düzenin değişmesi için emekten, halktan, özgürlükten, demokrasiden yana, sivil anayasadan yana
yeni bir anlayışın ülkemizde, Manisa'mızda egemen olması için Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Ayrıca biz ilk kez kenar semtlerin, varoşların da bir semtinin demokratik temsilinin sağlandığı anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunmanın anlamının daha büyük olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Muhtar. Ve baş tacı kadınlarımızdan yine Zühre Karabulut'la devam edelim. Sevgili seyirciler, biraz önce ifade ettiğim gibi çok fazla sayıda kadın meclis üyesi adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre adayları arasında, kadrosunda. Bu sebepten dolayı sadece bir bayana, bir kadına baş tacı kadınlarımız deyip diğerlerine dememek açıkçası nezaketime ters düştüğü için hepsini anons ederken baş tacı kadınlarımız diye anons edeceğimi bir kez daha belirtmek isterim. Buyurun Zühre Hanım. Ekibi ailesine de çok teşekkür ederim bizi konuk ettiği için. Ben Zühre Karabulut, Soma doğumluyum. İlkokulumu Soma'da, orta lise Manisa'da tamamladıktan sonra Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği bölümünden mezun oldum. 2010 yılında partime üye oldum. 2011 yılından beri de İlk Kadın Kollarında yönetim kurumunda örgütlenmeden sorumlu olarak çalışıyorum. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapmaktayım. Neden Cumhuriyet Halk Partisi derseniz, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal devletçilik politikası ve sosyal belediyecilik politikasını Türkiye ile tanıştıran ilk parti diye düşünüyorum. Manisa içinde yıllar sonra hiç sosyal belediyecilik politikasını görmemiş Manisa'nın da yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber tanışacağını düşünüyorum. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Özellikle de şu günlerde özgürlüklerin ve demokrasinin kısıtlandığı, yasakların olduğu bu dönemde de bunun en büyük savunucusunun Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Karabulut. Ve meclis üyesi adayları içerisinde muhtarlar var demiştik. Biraz önce Atatürk Mahallesi muhtarına söz hakkını vermiştik. Şimdiki sırada da Bektaş Kılınç, kendisi Hafsa Sultan Mahallesi muhtarı. Buyurun Sayın Muhtarım. Teşekkür ederim. Seyircilerimize saygılar sunarım. Ben Bektaş Kılınç, mahalle yöneticisiyim, yani muhtar. 20 senelik muhtarlık yapmaktayım. Neden dediğinizde ben kendi hayatımdan, mahalleden örnekler vererek nedenini açıklamaya çalışacağım. 1994 yılında seçildiğimizde ANAP iktidardaydı. İki dönem bu şehri, bu kenti ANAP'lılar idare etti. O dönemde başlayan imar sorunumuz o dönemde çözülmedi. Hatta karışık bir duruma getirildi. O karışık duruma getirilmesi imar ıslah uygulandı. Kesintiler yapıldı ama oradaki halkı bir imar sorunu çözülmedi. İkinci dönem AKP'den Bülent Bey yönetime geldi. Aynı şekilde sorunlarımız devam etti. Üçüncü dönem Cengiz Bey yönetimde. Diğer yönetimlerde gidip konuşurken, gidip derdimizi anlatırken bu dönem Cengiz Bey'in bürosuna bile giremez olduk. Gerçekten kapıya güvenlik, öyle bir güvenlik koydular ki artık içeriye alınmaz olduk. Derdimizi anlatamaz olduk. Bundan dolayıdır ki artık bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Bu 20 senelik dönem içinde şunu gördük. Halkın hiçbir sorunu çözülmedi. Kenarlar, varoşlar halinde kaldı. Köyden gelen insanlar kente uyum sağlayacaklarına, kent buradaki insanlara uyum sağlamaya başladı. Çünkü bunların derdi kenti çağdaş ileri bir seviyeye ulaştırmak değildi. Ondan dolayı mutlaka CHP'nin sol bir anlayışın gelerek buralarda köklü değişik yapması gerekiyor. Bundan dolayı da CHP diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarım. Yine kadınlarımız baş tacımız, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yöneticilik yapmış olan Güneş Aksoy ile devam edelim. Teşekkür ediyorum. Güneş Aksoy, 1963 doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Emekli tarım teknikeriyim. 2004 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev aldım. Son dönem il başkan yardımcılığı görevinden istifa ederekten belediye meclis üyeliğine başvurdum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi dersen, ulu önderimizin benim iki büyük eserim var dedi. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Emanetine sahip çıkmak ve bu emanetin içindeki bulunan ilkelere bağlı kalarak da yurttaşlarım, çünkü özgürlük, bizlere özgürlüğü ulu önderimiz verdi.
halk tabanından geliyoruz ve halka yönelik çalışmaları ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında yapacağımıza inanıyorum ve onur duyuyorum bu partinin içinde olmaktan. Belediye meclis üyeliğine başvurumuzun nedeni, sizin de belirttiğiniz gibi biz kadınlarımız yerelde kapı kapı geziyoruz. Bu da yerel yönetim. Herkesin sorunlarını biliyoruz. Nasıl çözümleneceğinden eminiz. Yol gösterici olarak ve insanlara karşı duyduğumuz sevgi ve onlarla aynı eşit şartlarda yaşamak için bu mücadeleye baş koyduk. Ve gerçekten çalışmalarımızda da insanların yaklaşımları çok güzel. İnanıyoruz bu üçlü çok güçlü sloganı çok oturdu Manisa'da. Ve üç değerli başkanımızla da alıp bu yola devam edeceğimizin inancındayız. Çok teşekkürler Sayın Aksoy. Muzaffer Gülsü ile devam edelim. Mikrofon ulaşıncaya kadar kısa bir yorumda da bulunayım. Sevgili seyirciler, Sayın Muzaffer Gülsü sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde değil, köken ve mahalle olarak da Muzaffer Gülsü'nden daha ziyade Muzaffer abi diye hitap edildiğini duydum. Buyurun Sayın Gülsü. Teşekkürler Mustafa'cığım. 1954 Boleten Makedonya doğumluyum. Manisa'da liseyi bitirdim. Sanat Öğüsü mezunuyum. 36 yıldır serbest mimarlık yapmaktayım. Evliyim. İki çocuğum, bir torunum. Yani dedeyim daha doğrusu. Siz değerli Manisalılarımıza merhaba der. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha evvelden değişik partilerde gördünüz beni? Fikirlerimle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirleri çakışması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki halkça yönetim ve halkça yönetim, halkın yönetimiyle beraber olabilmek için ondan CHP'yi seçtim. Ve Manisa'da bir numara olacağımızı ve ülkenin de kaderini değiştireceğimizden emin olduğumu, onun için hepinizi, siz değerli Manisalıları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermenizi davet ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gülsü'yü. Yasemin Gümüş'le devam edelim. Kadınlarımız baş tacımız diyerek. Herkese iyi günler diliyorum. Yasemin Gümüş, 1974 İzmir doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdim. 9 Eylül Mimarlık Fakültesini bitirdim. İzmir, İstanbul ve Manisa'da çeşitli firmalarda, şantiyede ve bürolarda çalıştım. 2005'ten itibaren de Manisa'da kendi büromda faaliyet göstermekteyim. Evliyim ve ikiz kız çocuklarım var. Neden Cumhuriyet Halk Partisi dendiğinde çocuklarımın geleceğinden kaygı duyduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Çünkü biraz önce Ali Bey de söyledi, oğlu sınava girmiş ama herkesin kafasında bana kalırsa soru işaretleri olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü biliyorsunuz sınav sorularının %20'si açıklanacak diye bir şey çıktı. Çocukların üzerinden siyasetin çekilmesini istiyorum. Onların özgür bir ülkede yaşaması için Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaktan da gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yine başlarcı kadınlarımızdan Sayın Ayşegül Erman'la devam edelim. Teşekkür ediyorum. Ayşegül Erman, neden Cumhuriyet Halk Partisi? Sosyal demokrat, laik düşünce çizgisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmaktan onur ve keyif alıyorum. Biraz kendimi tanıtayım. Uzun yıllar muhasebecilik yaptım, ticaretle uğraştım. Ama eşimin eş durumundan Manisa'ya gelişimizden sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldım. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum ülkenin nasıl yönetildiği ortada. Bir anne olarak duyarlılığını gerçekten yürekten hissediyorum. Yaşanan olayları değerlendiriyorum ve gelecek konusunda şüpheler duyuyorum. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4 yıldır çeşitli görevlerde bulundum. Şu anda meclis üyesi adayı olarak Ali Başkanım'la, bu arada Ali Başkanım da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmiş bir başkan olduğu için onunla keyifle çalışacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Genç arkadaşlarımızdan Mert Alp'le devam edelim. Mert Alp, 1985 yılında Ankara'da doğdum. İlk öğretim, orta öğretim ve liseyi Manisa'da okudum. Çankaya Üniversitesi İktisat mezunuyum. Mali müşavirlik yapıyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Türkiye'de gıpta ile bakılan bütün şeylere baktığım zaman hep sosyal demokrasiyle yönetiliyorlar.
Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle Manisa'nın da gıptayla bakılan bir şehir olacağına inanıyorum. Ve bu yüzden de CHP'ye oylarınızı vermenizi temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Selma Yaşar'la devam edelim başlayacak kadınlarımızdan. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sesim için özür diliyorum. Dolaşırken biraz ses kısıklığı yaşıyorum. ATV ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtayım. Ben 30 yıl çalıştım. Edebiyat öğretmeniyim. Emekli oldum. Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezunum. 2 yıl Trakya Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptım. Emekli olduktan sonra sivil toplum örgütlerinde, kadın kollarında görev yaptım. Faaliyetlerde bulundum. Eğitim seminerlerine katıldım. Konferanslara katıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülden bağlıyım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2010 yılından beri aralıklarla çalışmaktayım. Neden CHP derseniz, çünkü ben Cumhuriyet kadınıyım, Atatürkçüyüm. Atatürk inkılaplarına, devrimlerine bağlı bir insanım. Kendi adıma Atatürkçü olduğum için CHP diyorum. Seçmen adına da düşünce özgürlüğünü Cumhuriyet Halk Partisi savunduğu için CHP diyorum. Neden Ali Arslan derseniz, kendisini tanıdığım kadarıyla mücadeleci, cumhuriyetçi, azimli ve sosyal devlet, sosyal belediyeciliği en güzel şekilde uygulayacağı için Ali Arslan diyorum. Seçmenden de bizi desteklemelerini istiyorum. İnşallah hep beraber bu mücadelede başarılı olacağız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Yaşar. Eski mahalle muhtarlarımızdan Sayın Cemil Tozlu ile devam edelim. Bu program için teşekkür ediyorum her şeyden önce. Cemil Tozlu ben. 1967 Gördes doğumluyum. Manisa'da organize sanayide çeşitli fabrikalarda çalıştıktan sonra yöneticilik yaptıktan sonra en son mahalle muhtarlığından istifa etti, ayrıldım. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanların oy atması gerekiyor diye bir soruyla karşılaştığımızda da insan odaklı bir partiyiz. Cumhuriyet tarihiyle özdeş bir partiyiz. Özgürlükçü bir partiyiz. Demokrat bir partiyiz. Gençlerimizin sonuna kadar özgürlüklerinin peşinde dolaşabileceğinin, rahatlığını yaşayabileceğinin garantisi olan bir partiyiz. Teşekkür ediyorum yani. Başka bir şey. Çok teşekkür ederiz. Sayın Şefika Can Sıkmaz'la devam edelim yine başlayıcı kadınlarımızdan. Öncelikle ETV ailesine teşekkür ederim. Manisa 1963 doğumluyum. Evliyim. 2 çocuk annesiyim. Emekliyim. Emekli bir muhasebeciyim. Çalışmayı sevdiğim için halen çalışmaya devam ediyorum. Neden CHP derseniz, ailemin tamamı sol görüşlü olduğu için, artı Atatürk ilkelerine, demokrasiye inanan tek parti CHP olduğu için. Neden Ali Arslan derseniz, Ali Bey'i bundan birkaç yıl önce tanıdım. Dürüstlüğüne, çalışkanlığına inandığım için, hak yemediğine inandığım için Ali Arslan diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Saadettin Yılmaz'la devam edelim. Kendisini tanıtmasını, neden CHP olduğunu söylemesini rica edelim. Buyurun Sayın Yılmaz. Ben Saadettin Yılmaz, 58 yaşındayım. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Atanmamış bir fizik öğretmeni babasıyım. Kızım fizik öğretmenidir kendisi. Ben kamuda Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde 30 yıl daha yakın çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldum. Hasretini çektiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve üye oldum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ben de sol aile geleneğinden gelen birisiyim. Düşünce olarak, duygu olarak Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş, demokrat ve insanların yararını olan, herkesin yararını olan aydın bir parti. Yüce Atatürk
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, ona minnettarım. Uygarlığı önünü açmış, aydınlığı getirmiş. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni gönülden seviyorum ve üyesiyim. Aktif olarak siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'ye hizmet etmek istiyorum emeklilik döneminde. Meclis üyesi adaylığımı da olmamın amacı Manisa ilinde ve bilakis Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre ilçesinde çağdaş öğrenci sitelerinin olması, üniversitelerin da faaliyet gösteren öğrencilerin İzmir'e gitmesi dikkatimi çekti. Sosyal ve kültürel alanın gelişmesini istiyorum bu alanda. Öğrencilerimiz İzmir'e gitmeyerekten esnafın da yüzüne güleceğini inanıyorum. Ali Başkanımın meclis üyesinde olmamdan da ayrıca gurur duyuyorum ve ona her zaman hizmetimde kusur etmeyeceğime kalpten inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. Şeref Taşçılar'la devam edelim hemen. Teşekkür ediyorum. Önce ETV ailesi ve bizi dinleyen Manisalılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyoruz. Ben Şeref Taşçılar, 1963 Akhisar doğumluyum. İlk, orta ve liseyi Akhisar'da bitirdikten sonra turizm eğitimi yurt dışında tamamladım. Bir yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelerek çeşitli turizm bölgelerinde yöneticilik yaptım. Neden CHP? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran parti. Ve Bülent Ecevit'in dediği gibi ne ezilen ne ezen alça bölüşen bir düşünceyi yaymak ve geliştirmek. Ülkemize baktığımızda sorunsuz kentlerin tamamını sosyal demokratik belediyeler yönetiyor. Biz de Manisa'da uzun süredir yapılamayanları yapmak için Sayın Ali Arslan Başkanımla beraber, yol arkadaşlarımla beraber çalışmaya başladık. Bütün bu çalışmalarımızda gördük ki uzun yıllardır hiçbir hizmet verilememiş. Halka rağmen belediyecilik yapmamak üzere yola çıkıyoruz. Halkın istediği belediyeyi yapmak için yola çıkıyoruz. Bu yüzden bütün halkımızın bundan önceki yapılan hizmetleri değerlendirerek bunlara göre oylarını vermelerini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre belediye başkanlığı başkan kontenjanlarında da adayları arasında çok değerli isimlere yer vermiş. Manisa'daki esnafların yakından tanıdığı Sayın Namık Kemal Yağcı ile devam edelim. Önce ETV ailesine çok teşekkür ediyorum bize bu olanağı sağladığı için. Ayrıca bu tatil gününde bütün Manisalı dostlarımıza, bizi seyredenlere iyi bir tatil günü geçirmelerini temenni ediyorum. Benden önce konuşan arkadaşlarımızın söylediği bütün şeyleri takdirle dinledim ve aynı şeyleri düşünüyoruz. Ben kendimi tanıtayım. Adım Namık Kemal Yağcı. 1956 doğumluyum. Karadeniz kökenliyim. 1979 yılından beri Manisa'da ticaretle uğraşıyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi sorusunu kısaca şöyle özetleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bizim ata ocağımız, baba ocağımız, kendi ocağımız. Bu misyonla gözümüzü açtık dünyaya. Bu partinin ocağında büyüdük. 1984 yılından beri SHP ve CHP'nin çeşitli kadrolarında görev yaptım. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi benim ve ailemin, geçmişlerimin yaşam biçimi, ideolojisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu anlamda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Neden Ali Aslan derseniz, Ali Aslan zaten Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre İlçe Örgütü'ndeki 2500 üyenin hemen hemen %70'ine yakınının almış olduğu ön seçimdeki oyla partimizin adayı oldu. Bu zaten bir demokratik temayül. Onun ötesinde Ali Aslan Manisa'nın çok yakından tanıdığı, çok kaliteli, çok mükemmel bir insan. Bu sebeplerden dolayı Ali Bey'le beraberiz. Neden Cumhuriyet Halk Partisi sorusuna da kısaca Manisalılara ricam, lütfen bir deneyin, belediyecilik nasıl oluyormuş görün. Ondan sonraki 5 yılda
kararınızı yeniden gözden geçirirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Yağcı. Ali Kuyumcu ile devam etmek istiyorum. Ali Kuyumcu, sevgili seyirciler, ETV'nin hemen yan tarafında oturuyor. Aslında komşumuz bir insan. Buyurun Sayın Kuyumcu. Ben de öyle başlayayım. Komşuma ETV'ye teşekkür ederek başlayalım. Bizi Manisalı seçmenlerle tanıştırdığı için. Ben Karaman Ermelek doğumluyum. 1955 yılından. Son 2 yaşında İzmir'e geldim. İlk ve üniversite tahsilimin tamamını İzmir'de tamamladım. Özel sektörün değişik kademelerinde üst düzeyde yöneticilik yaptıktan sonra Anadolu grubundan emekli oldum. Evliyim. 1 yaşında Ekin adında güzel sanatlarda okuyan bir oğlum var. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Gerçekten dinamiklere baktığınızda ülkede sadece Manisa Yunus Emre'de değil, tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi demek istiyorum. Gerçekten emeğin sömürüldüğü, insan haklarının ayaklar altına alındığı bir ülkede gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni tüm Türkiye çapında denememiz gerek. Neden Manisa'da ve Yunus Emre'de Ali Aslan veya Cumhuriyet Halk Partisi? Gerçekten Ali arkadaşımız hem hukukçu kimliğiyle hem adaletin terazisini iyi ölçtüğü için sevgi ve hoşgörüsü nedeniyle Ali Aslan diyorum. Manisa yerelde Cumhuriyet Halk Partisi neden? Gerçekten AK Parti'ye en yakın olan, onun karşısında direnen bir alternatif olduğu için Manisalı seçmenlerin ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne buluşması dileğiyle teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Kuyumcu. Ve sevgili seyirciler, belediye başkan kontenjan adayları arasında asker kökenli emekli Kurbay Albay yer alıyor. Buyurun Sayın Cumhurbalkan. Ben de ETV'ye teşekkür ediyorum bu imkanı bizlere sunduğu için. Ben Cumhurbalkan, emekli Kurbay Albay'ım. 1966 yılında Manisa'da doğdum. İlk orta öğrenimi burada tamamladım. Arkasından Bursa'da Işıklar Asker Lisesi, Ankara'da Karar Okulu'nda okudum. 1988 yılında topçu teğmen olarak mezun oldum. Çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2001 yılında Karar Akademisi'ni kurmay yüzbaşı olarak mezun oldum. 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimimi tamamladım. Bu eğitim esnasında Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, personel yönetimi konularında yüksek lisansımı yaptım. Genelkurmay Karargahı'nda İstihbarat Başkanlığı'nda proje subayı olarak 2 sene görev yaptım. Akabinde Saraybosna'da askeri ateşçilikte görevde bulundum. Balıkesir Edremit'te Tabur Komutanlığı, Urfa'da Tugay Kurmay Başkanlığı görevlerinden sonra Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde üye olarak 2 yıl süreyle görev yaptım. Son olarak Ardahan Göre'de Alay Komutanlığı görevimi tamamladıktan sonra 2013 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi dendiğinde hepimizce malum Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir parti olması, Cumhuriyeti kuran bir parti olması, Atatürk ilke ve demirlerine sadakatle bağlı bir parti olması, Türkiye'nin temel değerlerine, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkması, Türkiye'nin birleştirici gücü olması ve nihayetinde bir Mustafa Kemal'in askeri olmam hasabıyla de Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Manisa'mıza yerleştireceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Balkan. Ben hemen başkanımız Sayın Ali Aslan'a dönmek istiyorum. Sayın Ali Aslan, reklama gireceğimiz için sadece tek bir cümleyle bir cevap alacağım. İkinci kısımda evet, devam edebiliriz. Benim izlediğim kadarıyla çok genç ve halkın tümüne hitap edebilen meslek itibariyle geniş bir yelpazeye sahip olan meclis üyelerine, meclis üyesi adaylarına sahipsiniz. Haberci olmandan ötürü tüm siyasi partilerin mitinglerini elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Sizin mitinglerinize geldiğimde dikkatimi çeken bazı sloganlar oldu. Halkçı başkan, Yuntağan'ın oğlu bu toprakların gururu, adaletin savunucusu, ezilenin dostu, ezilenin korkusu gibi sloganlara şahit oldum. Tüm belediye meclis üyeleri de ortak bir paydada buluştu cümlelerinde. Halkçı ilkesini ortaya koydu. Gerçekten Yunus Emre Belediye Başkanı olduğunuz takdirde halkçı ve adil olacak mısınız? Şimdi tabii öncelikle Yunus Emre ilçesinde oturan hemşehrilerime ekibimizi tanıtmış olduk. Ekibimizde gördüğünüz gibi çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Bir belediye başkanımız var. Muradiye'de çok güzel işler yapmış olan. İki muhtarımız var. Kendi alanlarında yetkin arkadaşlarımız var. Hepsi de kendi alanında yöneticilik yapmış. Kendi işlerini kurmuş.
insanlarımız. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii ki biz belediyeyi tek başımıza yöneteceğiz demiyoruz. Ekibimizle birlikte yöneteceğiz. Ekibimiz varsa bizler varız. Her zaman ortak akıl arayarak, birlikte davranarak bu Manisa'yı yöneteceğiz. Bu anlamda gerçekten iyi bir ekibe sahibim. Ekibime güveniyorum. Ekibimle birlikte yola çıktık. Evet, biz Manisa'da halkçı bir belediyeciliği ortaya koyacağız. Yunus Emre'de halkçı bir belediyeciliği ortaya koyacağız. Bizim dönemimiz sona erdiğinde Yunus Emre'nin çehresi değişmiş olacak. Yunus Emre halkçı belediyeliğinin nasıl yapıldığını yaptığımız hizmetlerle göstermiş olacağız. Hiçbir zaman halkımızdan uzaklaşmayacağız. Ulaşılmaz bir belediye başkanı, ulaşılmaz bir ekip olmayacağız. Yine halkımızla iç içe, onların üzüntülü günlerinde yanında, sevinçli günlerinde yanında olan, sorunlarına, dertlerine çözüm arayan bir ekip ve belediye başkanı olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili evet. Seyirciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkanı adayı ve ekibinin projeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Sevgili seyirciler, yerel seçimlere bir hafta kala Seçim Masası programında ETV ekranlarında canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkanı adayı Sayın Ali Arslan ve ekibini konuk etmeye devam ediyoruz. İlk turda kendilerini tanıttılar. Neden Cumhuriyet Halk Partisi, neden Ali Arslan'a oy verilmesi yönünde kendilerince düşüncelerini paylaştılar. İkinci turumuzda da Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkanı adayının ve ekibinin projelerini konuşacağız. İlk olarak yine söz hakkını Sayın Başkan'a vermek istiyorum. Projeleriniz var. Birazdan değerli meclis üyesi adaylarınız da anlatacak ama evet. Çıkış noktası, bu projeleri ortaya koyuş noktanızı, ilkelerinizi sizlerden alabilir miyiz? Şimdi proje derken tabii şunu kastediyoruz. Bunlar bizim yapmaya hedeflediğimiz işler. Yani tam olarak proje çok farklı bir şey. Evet, bütün aday arkadaşlarımız proje olarak adlandırılıyor. Bizim bunlar da proje olarak adlandırılıyor. Ama bizim yarın belediyede bize yetki görev verildiğinde bizim yapmak istediğimiz hizmetlerin bir kısmını içeriyor aslında bu bizim proje kitapçığımızdaki yapılacak olan işler. Biz tabii ki burada yine söylemlerimizin temelinde oturttuğumuz bir halkçı belediyecilik anlayışıyla öncelikle halkımızın istemlerini alanda zaten daha önceden tespit etmiştik ve alan çalışmasında da tespit ettiğimiz yeni birçok eksiklikler ve talepler vardı. Biz hedefimiz ilk bir yıl içerisinde bu öncelikli sorunların çözülmesiyle ilgili önem verdiğimiz bu projelerin, bu yapmak istediğimiz hizmetlerin bir kısmını bu kitapçığımıza aktardık. Bunlar hep bizim kendi aramızda tartıştığımız, alanda tespit ettiğimiz, halkımız tarafından ısrarla istenen ve bugüne kadar Manisa'da büyük bir eksikliği hissedilen hizmetler ve projeler. Bunları ekibimizle de tartıştık, alanda da tartıştık, olgunlaştırdık. Seçmenimizin önüne sunduk. Bugün belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımız onları da yine hemşehrilerimize anlatacaklar, özetleyecekler burada zamanımızın yettiği oranda. Ve bu hizmetlerle biz Manisa'da Yunus Emre'yi sıçratacağımızı, Manisa'yı sıçratacağımızı inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Ve meclis üyesi adaylarından sevgili seyirciler, projeleri aktarmak üzere ilk olarak sözü Muradiye Belediye Başkanı Sayın Erdinç Yavaş'a verelim. Buyurun Sayın Başkan. Evet. Sevgili adayımız Ali Arslan genel hatlarıyla projelerden bahsetti. Projeler kağıt üzerine yazılır, çizilir. Bunların sonra da uygulaması tabii söz konusudur. Tabii böyle yüzlerce projeyi kağıda yazabiliriz. Ama önemli olan bunların uygulanabilir olması, ayrıca yerindelilik, yani nereyi ne yapacağımız çok önemlidir. Ama bunların hepsinden önce biliyorsunuz büyükşehir yasası ya da bütün şehir yasasıyla ilçe belediyelerin yetki alanları sınırlı. Yani öncelikle büyükşehirin muhakkak bir çevre düzeni planının muhakkak olması gerekiyor. Daha sonra da bizim yapacağımız 5000'lik planlar, 1000'lik planlarda bunları oturtmamız gerekiyor. Yani bir merkez yapacağız ama mevcut olan şu anda Yunus Emre'de nereye yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Diğer siyasi partiler de bilmiyor. Ama gereksinim var. Ayrıca zannedersem
Biz tabii bilim kurulları muhakkak oluşturacağız. Onun da sürekli sohbetini ediyoruz. Bilimsel bir çalışma olmadan bu projeleri nasıl ve nereye uygulayacağımızı biz de şu anda bilemeyiz. Ama ihtiyaçları muhakkak biliyoruz. Mahallelerin, sokakların, beldelerin birbirinden çok farklıdır. Ben genel hatlarıyla şu proje, şu proje demeyeceğim ama örnek vereceğim iki tane. Şöyle bir örnek vereyim. Bir siyasi parti Muradiye'ye geliyor ve orada diyor ki, ey Muradiye halkı, biz diyor, sizlere diyor, düğün salonları yapacağız diyor. Muradiye halkı da diyor ki, ya size gerekliyse biz size verelim. Çünkü Muradiye'de şu anda 3 tane yazlık düğün salonu, 2 tane de kışlık düğün salonu var. Ve bunlar belediye bünyesinde halka hizmet veriyor. Ve şöyle, o düzeyde bir düğün salonu burada binlerce lira ödeyerek vatandaş düğününü yapıyor. Ama Muradiye'de 150 lira gibi düşük bir ücretle düğününü yapıyor. Bu çok önemli bir gereksinim Manisa'da, biliyorsunuz. Yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi Muradiye'ye düğün salonu bir proje değildir. O zaman nereye gereklidir? Onun gerekli olduğu yeri bulmak gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben Hafsa Sultan'da Atatürk Mahallesi'ndeki insanlar hobi bahçesi yapmak çok lükstür. Orada imar yapmak gerekiyor. Yani biz bu öncelikleri tespit ederek planımızı, projemizi yapacağız. Ama iki tane projeyi ben birleştireyim ve hemen bitireyim. Örnek veriyorum. Ali kardeşimizin birçok yerde söylediği, özellikle Yunda bölgesine gidiyor. Diyor ki, burada yetişen organik ürünleri, doğal ürünleri muhakkak pazarlamamız gerekiyor. Şimdi bir, Yunda'ndaki vatandaşımızın ihtiyacı o organik ürünü pazarlamak. Laleli'de, Güzelyurt'ta oturan, gelir düzeyi yüksek, bunlara ulaşamayanların da bunlara ulaşmak. O zaman öyle bir proje yapmalıyız ki, o iki projeyi birleştirmeliyiz. Bu bölgede o bölgenin üretimini hem ucuz bir şekilde hem de onlara gelir getirecek şekilde bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Bu olunca proje oluyor. Bunlar çok yaşamsal projelerdir. Dediğim gibi öncelikle muhakkak imar planı en büyük proje imar planıdır. Bu olmadan hiçbir yere bir affedersiniz çivi çakmak, kazık çakmak mümkün değildir. Bana göre ben o projeyi açıklayalım. Biz ısrarla büyükşehire bunu anlatacağız ve ısrarla burada bunu uygulayacağız ve tabii ki tamamen halktan yana, tamamen ranta kapalı projeyi de hayata geçireceğiz. Teşekkür ettim. Bizler teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Vakti çok daha değerli kullanmak açısından dilerseniz oturma sırasına göre devam edelim. Güneş Aksoy ile devam edelim projeler hakkında konuşmaya. Buyurun Sayın Aksoy. Şimdi projeler tabii birbirinden ayırmak, hani hepsi bizim birer çocuğumuz gibi. Ama ben il başkan yardımcılığı dönemimde yaptığım engellilerle ilgili çalışmalarından, engellilerin sorunları gerçekten çok. Bu projeyi daha çok önemsiyorum. Bu engelli ailelerin nüfusumuzun %13'ü engelli. Manisa'da da yanlış aklımda kalmadıysa TOİK'in şeyine göre 84 bin küsürlü bir engelli ailesi mevcut. Bizim projelerimizde de engelli sosyal merkezler oluşacak. Bunlarda her türlü spor aktivitelerin, çocuklarımızın yararlanacağı, kültür etkinlikleri, resim, tiyatro, müzik, bu yönde çocuklarımızı yaşama katmak amacını güdüyoruz. Ondan sonra engelsiz taksi, bu eve kapanan engellilerimiz için yaşama daha çok ısındırmak için, onlar istedikleri yere, arzu ettikleri götürmek için engelsiz taksi projemiz var. Çocuk ve engelliler parkımız var. Bu da engelli çocuklarımızı dışlamamak için, diğer çocuklarla kardeş içinde bir arada yaşamalarını sağlamak, oyunlarını oynamak için amaçlayan çalışmalarımız var. Gerçekten güzel, çünkü engellilerin sorunları çok. Bunu biliyoruz bu çalışmalarımızda da. Bir şeyler üretmek istiyorlar. İnsanların içine çıkmak istiyorlar. Bu yönden de yardım bu projelerimiz de bunu amaçlıyor. Bu projelerin içinde olmasında da, projelerimizin arasında olması, çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum.
Sayın Fadime Özçakır'la devam edelim. Buyurun Sayın Özçakır. Bütün projelerimiz hepsi ayağa basan insan odaklı projeler. Biz Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Özgür Özel, Yunus Emre Belediye Başkan adayımız Ali Arslan ve ekibimizle birlikte hazırlamış olduğumuz projelerde hepsi insan odaklı. Ama benim de görevim gereği Manisa'nın çeşitli sokaklarında, mahallelerinde, il genelinde gördüğüm en çok yaşlıların güçsüz olmaları ve bizim de yaşlı hizmet merkezlerimizi merkeze yaparak yaşlılarımıza götüreceğimiz hizmet daha çok ilgimi çekti. Yaşlılarımızın kimsesiz olan yaşlılar, ailesi şehir dışında olan ya da gücü yetmeyen yaşlılarımıza gerek sağlık, gerek kişisel hizmetler vererek onları yalnız olmadıklarını göstermek, kimsesizlere de kimsesi olmak için böyle bir projede uygulanması benim çok dikkatimi çekti. Umarım bizler de yaşlılarımızı mutlu eder, bu projeyi hayata geçiririz. Çok teşekkürler. Sayın İzci ile devam edelim. Haydar İzci, buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii bizim Ali Aslan ve Özgür Bey'in yaptığı projeler içerisinde ben şuna mesela karşıyım. Bütün siyasi partilerin çılgın projeler. Böyle çılgın proje falan olmaz. Bu halkın ve Manisa'nın ihtiyacı olan projelerin olduğunu düşünüyoruz. Bizim projelerimiz de tamamen bununla ilgili. Ben hemşehri dernekleri ve dernekler kısmına baktığım için o STK'nın içerisine geliyorum. Onların da dertlerini iyi bilen bir başkanlık yapıyoruz. Bu özellikle derneklerin toplumun kılcal damarları olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda taziye çadırlarında şu andaki yaptığımız hizmetlerin taziye evlerinin projelerin içerisinde bulunan çok ciddi bir şekilde hem katkı sağlayacağını hem de insanların temel ihtiyaçlarını giderebileceği bir taziye evlerinin bulunduğu projelerin tüm dışarıdan gelen vatandaşlar ve hemşehrilerimize sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu projeyi mutlaka hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın İzci. Saadettin Yılmaz'la devam edelim. Ben Saadettin Yılmaz. Mikrofonu biraz daha yakınlaştırırsak Saadettin Bey. Buyurun. Manisa Yunus Emre ilçesi Büyükşehir Yasası'yla kurulmuş olduğu için Ali Başkanımız da Yüce Önder Atatürk'ün dediği gibi bir deyimle sanatsız kalan bir millet damarlarından biri kopmuş demektir. Bu düşünceyle bir sanat tırı projesi var. Bu sanat tırı da Manisa'mızın Yunus Emre ilçesinde 24 mahallede 65 köyde devamlılık göstererek 5 yıl içerisinde eğer belediye başkan adayımızı kazandığı takdirde devamlılık gösterecektir. Halka sanatı benimsetecektir, sevdirecektir ve insanlarımızda hoş vakit geçirmesi için, morallerin düzgün olması için güzel bir projedir. Takdir ediyorum Ali Başkanıma. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hemen Cemil Tozlu ile devam edelim. Buyurun Sayın Tozlu. Büyüklerimiz demiş ki bir elin verdiğini bir başka el görmesin. Şimdi mahalle muhtarlığı yaptığım dönemde etrafımızda çeşitli insanlar vardı, gurur. Kendisine gurur yaparak, gurur göstererek ihtiyaç sahibi olduğunu ya da ihtiyacını ortaya sermiyordu. Yani ihtiyacı olduğunu pek belli etmiyordu. Şimdi bizim bir projemiz var. Kent Kart ya da pardon özür dilerim Yunus Emre Kart diye bir projemiz var. Bu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güzel bir şekilde uygulanan kartlardır. Bunun içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerin bugünkü koşullarda zor koşullarda geçinmeye çalışan ailelerimizin ihtiyaçlarını kimsenin haberi olmadan aylık belirli miktarlarda yatırılarak çeşitli anlaşma sağlanmış iş yerlerinden gıda, giyim gibi gereksinimlerini karşılayabileceği, gerektiğinde otobüs ihtiyaçlarını da taşınma ihtiyaçlarını da giderebileceği bir kart projemiz var. Bu projemiz benim çok önem verdiğim, çünkü toplum içinden gelmiş biri olarak ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını giderebileceği ama kimsenin gururunu kırmadan, kimseyi de incitmeden uygulanabileceğini düşünerek bu proje özellikle üzerinde duruyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Ali Kuyumcu ile devam edelim. Buyurun Kuyumcu. Elinize mikrofonu alıp dolaşmaya başlasanız ve Manisa'da 10 kişiye mikrofon uzatsanız inanıyorum 9'u değil 10'u da
bu kentin temel sorunu ne diye sorsanız ulaşım ve otopark sorunu diyecektir. Neden bu denli birikmiş bir sorun var? Geçmiş dönemdeki belediyeler ve yerel yönetimlerin tamamı sorunları hep hasır altı edince birikmiş ve bir yumak olmuş durumda. Çözülemez mi? Çözülür. Ulaşım ve otopark sorunu öncelikle yasal sınırlar içinde büyük şehrin sorunları. Fakat ben büyük şehirde bundan sonra Sayın Özgür Özel'in olacağını düşünerek biraz içinde olalım diyorum. Ama ilk önce yapacağımız şeylerden biri bizim ilçemizi ilgilendiren duraklar. Örneğin insanların yaşayabileceği sadece girip çıkacakları, altını sığınacakları yerler değil, ciddi bir yaşam alanları anlamında yerel yönetimi yapacağız. Sağlıklı duraklar, hatta kitap okuyabileceği, güneşten ve soğuktan korunabileceği duraklar yapılabilir. İkinci bir ulaşımla ilgili bir başka projemizde ilçenin yapabileceği taksi durakları. Gerçekten duraklara dolaştığınızda beşi bir yerde gibi değil, beşi beş benzemez duraklar. Gerçekten toplum dinamikleriyle ortak, mimarlar gruplarıyla ortak, şehrin dokusuna uygun durak tasarımları yapılıp cidden bu şehri, bu Manisa'yı anımsatan durak projesi yapılabilir. Bir de otoparklarla ilgili büyük şehrin muhtesinde olsun ama ona rağmen yapılabilecek, mesela herkes Özgür Özel'in Vali program valisi için anlattığı şey, konuyu bilerek anımsıyorlar. Gerçekten şu an Antalya'da bir AVM bunu yapıyor. Neler yapacak? Neler yapıyorlar? Şehrin çok uzağına yapılmış bir otopark. Özellikle engelli ve yaşlıları alıyor, evlerine kadar götürüyor, araçlarını yıkıyor. Bunun artı değerleri yok mu? Örneğin bu böyle bir proje, böyle bir otopark özendirici yönü de var. Sadece kaskodan belki %30 %40 avantajı var. Bunları Büyükşehir'le birlikte sağlıklı şekilde çözeceğimize inanıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sayın Bektaş Kılınç, buyurun. Teşekkür ederim. Türkiye'deki yönetim 3 saç ayağı üzerine oturmakta. Merkezi hükümet, belediyeler ve mahalleler. Merkezi hükümetin ve belediyelerin bütçesi olduğu için işte bu tür planları hazırlayarak sizin hizmetine sunmaktalar. Ama bizim projelerimiz içinde çok önemli olan halka inmesi, halkın katkılarıyla yönetimi oluşturmamız. Bundan dolayı da bütün mahallelerdeki muhtar arkadaşlarımızın önderlik ettiği, onların toplantılar yaparak karar aldığı ve o sorunları yansıttığı yerlerden bazıları semt konakları olacak. Bu semt konakları bizim oturarak kendi başımıza aldığımız şeyler değil, hayatın içinde gereksinme duyulan şeyler olduğu için mahalledeki insanların, sahipsiz olan insanların gelip çay içebildiği, konuşabildiği, karar aldığı yerler olacaktır. Ayrıyeten kenti yöneten kent konseyi içinde mahalle meclislerinin yerini hepimiz, önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu mahalle meclisleri de bu konaklarda görev yapmak üzere oluşturulacak. Asıl önemlisi bu 20 sene içinde benim mahallede gördüğüm eksikliklerden bir tanesi kadınların hayatın içinde olmaması. Kadınların mutlaka hayatın içine çekilerek yönetimde yer verilmesi. Bizim burada meclis üyelerimizden hakikaten de gördüğümüz gibi %30'unu kadınlar oluşturmakta. Bu semt konaklarında kadınların eğitilerek belediyenin gösterdiği yerlerde üretim yaptığı alanlarda üretimlerini pazarlara sunarak oradan aileye gelir sağlamaları. Ayrıyeten burada gençlik meclisleri ve çocuk meclislerinin oluşturularak orada alınan kararların büyük şehirde ve bizim belediyemizde hayat bulmasını sağlamak olacaktır. Bunu da semt konaklarıyla oluşturacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Kılınç. Hemen Halit Okul'la devam edelim. Buyurun. Değerli izleyiciler, kentimizden çıktığımızda kentler arası bir seyahat yaparken o kente, ilk kente girerken bizim üzerimizde en büyük etkili olan kentin girişidir. Bu anlamda Yunus Emre'mizin ve şehzadelerimizin Yunus Emre'de iki de şehzade olmak üzere 4 kapısı var. Yunus Emre'deki bulunan girişleri birisi Cumhuriyet Kapısı, İzmir yolu üzerinde olan, diğeri Menemen yolu üzerinde olan Batı Kapısı dediğimiz Uygarlık Kapısı. Şehzadeler tarafında yine Turgutlu yönünde açılan Kibele Bereket Kapısı ve Sarıhanlı yolu üzerindeki girişimiz olan Fatih Kapısı.
Ben bunların kısaca Yunus Emre bölümünde bulunan Cumhuriyet Kapısı ve Uygarlık Kapısı, Batı Kapısı dediğimiz kapılarla ilgili kente girişin kent misafirlerinin üzerinde olumlu etki bırakması açısından yapacağımız kent giriş kapıları görkemli bir şekilde o kenti tanıtan, o kentin çağdaşlığını, uygarlığını içeren figürlerin oluştuğu kapılar yapılacak. İzmir yolundaki Batı Kapısı'nda Cumhuriyet Anıtımız var. Orada bir Cumhuriyet Müzesi var, daha da geliştirilecek. Yine Uygarlık Kapısı'nda bir Uygarlık Müzesi oluşturulacak ve her iki kapıda kent danışma merkezleri olacak. Bu danışma merkezleri 7 gün 24 saat hizmet verecek, gerektiğinde rehberlik yapabilecek personel istihdam edilecek. Bir diğer konuda bildiğimiz gibi kentler kendi içerisindeki demokrasi ve özgürlüğü geliştirmeden çağdaşlığı, uygarlığı yakalamaları mümkün değildir. Dünyayı incelediğimizde her ünlü kentte mutlaka bir meydanımız oluyor. Yunus Emre'de de insanlarımızın toplu halde kendilerini ifade edebilecekleri, kent yöneticilerine verebilecekleri mesajları en iyi şekilde dile getirebilecekleri biber gazsız, tomasız bir özgürlük alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Buradaki tepkiler, eleştiriler ve kent yöneticilerine verecekleri mesajlarla kenti daha çağdaş, daha gelişmiş bir kent haline getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi Sayın Münir Çelik'le devam edelim. Evet, mevcut belediye meclis üyesi olmamız nedeniyle söyleyeceklerime geçmeden önce eski belediye ile ilgili, belediye yönetimiyle ilgili birkaç eleştiride bulunacağım. Şimdi arkadaşlar, eski belediyenin zaaflarından biri veya eksikliklerinden biri yönetim zafiyeti. Belediyeyi şunu kastediyorum. İyi yönetememiştir belediye, Sayın Belediye Başkanı. Örnek, birkaç ay sonra bir belediye meclis üyemiz istifa etti. Sonra bir yıl sonra mı, işte 15 ay sonra, bilmiyorum tam tarihini hatırlayamadım. İki belediye meclis üyesi, MHP belediye meclis üyesinin istifa etmesi. Bu belediye yönetiminin iyi yönetilmediğine örnek. İkincisi, belediye muhalefetle hiç doğru düz bir diyalog kurmadı ya da bir çaba sarf etmedi. Örneğin eski bir belediye başkanıyla bir sohbetimizde arkadaşlar bana şunu söyledi. Ben dedi meclis toplantılarından önce grup başkanlarını çağırır, onlarla bir istişare yapardım dedi. Bunu belediye başkanına söylemek istedim ama bir türlü ulaşamadım dedi. Gerçekten buna ihtiyaç var. Yani karşılıklı görüş alışverişi tartışmak ve belediye meclisini daha verimli hale getirmek için böyle bir şeye muhalefet grup başkanlarını çağırıp konuşmak, görüşmek ihtiyacı var. Ben buradan Sayın Başkan'a bunu yapmasını, bundan da iyi sonuçlar alacağını söylemek istiyorum. Örneğin başka bir şey, mesela yeni belediye binası projesi vardı. 60 milyon lira falan dolayında bir ederi varmış. Hatta proje yarışması yapıldı. O proje yarışması, yani öyle kaldı. Orada o konuda da hiçbir adım atılmadı. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, tek tek şey yapmaktan ziyade 5 yıl içerisinde belediyenin bütçesine giren para 700 milyon lira, 650-750 milyon lira dolayında bir para. Bunun yatırımlara ayrılan kısmı %10-15'e tekabül ediyor. Yani belediye, işte en önemli projelerini biliyorsunuz, köprü, gençlik merkezi, yeni garaj, başka ne vardı? Çarpamadım. Yok, önemli şeyler, yani böyle önemli projelerde harcadığı para bütçenin %20'sine tekabül ediyor. %15'e tekabül ediyor. Onun için biraz böyle göstermelik işler, yol, işte kaldırım vesaire falan şeklinde çok uğraştı belediye. Bu konuda
ki eleştirilerimizi söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar, ben şey yapmak istiyorum. Şimdi benim söyleyeceklerim birçok şeyler söylendi. Erdinç Başkan söyledi. Diğer arkadaşlarımız söyledi. Ben sağlığı bir tarif etmek istiyorum. Arkadaşlar, ben sağlıkçı olduğum için tabii, sağlık, Dünya Sağlık Örgütü şöyle tarif ediyor. Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir der. Şimdi belediyede yapacağımız icraatlar bizim sağlığımızı öyle etkilenir ki hem bedensel hem sosyal hem de ruhsal anlamda rahat etsin. Yani bizim derdimiz insanlara strese sokmamak. Bu şeyler, projelerimizde var. Örneğin işte bahsedildi, organik ürün yetiştirmek ve onu pazarlamak. Bunun sonucunda ne olacak? Sağlıklı ve dengeli beslenmiş olacağız. Orada hem tarım ve hayvancılık projesi var örneğin. Bu da son tahlilde bizim sağlığımızı etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Yine sağlıklı ve dengeli beslenmiş olacağız. Efendim işte şey projemiz var. Hobi bahçeleri projemiz var. Sağlıklı bir ortam yaratacağız. Stres olmayacak. Stres hayatımızı çok derinden etkilemeyecek. Şimdi biz sosyal belediye, işin sosyal yönü beni çok ilgilendiriyor. Sosyal belediye. Daha doğrusu sağlık. Sağlığı daha çok ilgilendiriyor. Bizim vaatlerimiz arasında arkadaşlar, biz sosyal belediyeciliği ön plana atacağız. Bir de hesap verilebilir bir belediye olacağız diyoruz. Bunu biz mutlaka hayata geçireceğiz. En son mesela bizim bölgemiz arkadaşlar, arkadaşlar bahsedecek belki, sanayi, eğitim ve sağlık bölgesi. Onun için şanslıyız, onun için yapılacak iş çok. Bir kere biz bir kent konseyi olayı var, bunu mutlaka hayata geçireceğiz kendi bölgemizde. Büyükşehirde bu olacak ama kendi bölgemizde yapabiliriz. Bir de bizim büyükşehir projelerimiz arasında arkadaşlar şey var. Nedir? Bir dakika. İlk 10 tondan bir su parası almayacağız arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki insanların en temel ihtiyacı su. İhtiyaçlarından biri su. Bu suyun bu suya insanların çok kolay erişebilmesi lazım. Yani bir ücret endişesi olması lazım, olmaması lazım. Bu gerçekten sağlık için çok önemli. Biz bu projemizi de hayata geçireceğiz. Tabii bize Yunus Emre ve Manisa halkı destek verirse. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. Hemen Namık Kemal Yağcı ile devam edelim. Buyurun Sayın Yağcı. Sevgili Manisalılar, kıymetli belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız birlikte hazırladığımız projeleri sizlere takdim ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Biz aşağı yukarı 6 aydır alanlardayız. Eylül ayının sonundan beri mahalle mahalle, sokak sokak, hatta ev ev gezerek öncelikle Manisa'nın sorunlarını, Manisa'nın sıkıntılarını, şikayetlerini tespit ettik. Ve buralardan bu projeler içerisinde Manisa'nın birikmiş sorunlarıyla Manisalıların taleplerini içeren projelerdir bunlar arkadaşlar, değerli Manisalılar. Bu projeler sonrasında bilim insanlarının, Manisa'yı iyi tanıyan insanların, partilerimizin ortak çalışmasıyla bunlar hazırlanmıştır. Ben şunu söylemek isterim siz değerli Manisalılara. Mutlaka yıllardan beri her seçimde bu projelerle adaylar önümüze çıkarlar. Siz de bunları değerlendirerek oy kullanırsınız. Ama maalesef bugüne kadar size bu projelerle gelip de oy verdiğiniz başkanlardan hiçbirisi takdim ettiği projelerin %10'unu bile uygulamadan görevden ayrılmışlardır. Biz size şu sözü veriyoruz. Eğer bu dönem bu projelerimizle
sevgili Ali Aslan'a ve bizlere destek verirseniz, biz bu projelerin tamamını uygulama konusunda çok iddialıyız. Bu konuda çok kararlıyız. Ola ki biz de geçmiş dönemde bu projelerle gelip hiçbirini uygulamayanlar gibi bir duruma düşersek, bizi bir kez daha seçmezsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Namık Kemal Yağcı. Hemen Ömer Bingöl'le devam edelim. Yalnız süremizin darlığı açısından, tüm herkese söz hakkı verebilmem açısından biraz hızlı devam edersek çok mutlu olacağım. Pazarlar, benim konum olduğu için pazarlar günlük taze sebze ve meyvanın satıldığı yerlerdir. Her belediye başkanının asli görevi pazarları 21. yüzyıla taşımaktır. Fakat Manisa pazarları, ben biraz da nostalji yapacağım, hala 19. yüzyılda kalmıştır. Rahmetli babamdan ve abilerimden öğrendiğim kadarıyla ilk pazarlar 1920'li yıllarda Kurşunlu Han'ın ön taraflarında, daha sonra 1940'lı 50'li yıllarda şimdiki belediyenin olduğu yer arsaymış oralarda ve eski beyaz fil binası iki katlıyken onun etrafında yapılmaktaydı. Daha sonra şimdi 1. 2. Anafartalar Caddesi'nde Vali Konağı'nın önüne geçmiştir. 76 yılında da Sayın Ertuğrul Dayıoğlu tarafından şimdiki Göktaşlı Mahallesi'ne, Murat Caddesi'ne eski garajın olduğu mevkiye taşınmıştır. Ve geçen dönemde benim belediye meclisi üyeliğimde bizlere danışılmadan, oda başkanlarından, pazarcının hakları konuşulmadan şimdiki salı pazarı bir gecede perşembe pazarı olmuştur ve perşembe pazarına gitmiştir. Burada ben dahil bir sürü pazarcı esnafının hakları gasp edilmiştir. Ve biz yeni pazar yerlerini kurarken, yeni pazar yerlerinde başkanımız Ali Bey ile dolaşırken pazarcının bütün istediği çok güzel, modern pazar yerlerinin yapılmasıdır. Bunun için bizim Yunus Emre'de Allah'a şükür çok büyük alanlarımız vardır. Eski pazar yerlerini ıslah etmemiz lazımdır. Pazar yerlerinde güvenlik kamerası, pazar yerlerinde sağlık birimi, pazar yerlerinde tuvalet, çocuk bakım odaları, su sorununu halledilmiş bir pazar yeri, elektriği olan bir pazar yeri, mescidi olan bir pazar yeri, zabıta noktası olan bir pazar yeri, yaka kartı olan bir pazar yeri. Yaka kartı nedir? Gidiyor müşteri pazarcıyla münakaşa ediyor. Bunu 12 Eylül zamanında yapmışlardı. İsmim Ömer Bingöl, 350 numaralı tezgah sahibiyim. Müşteri bunu alıyor, gidiyor zabıta noktasına şikayet ediyor. Bir de sağlık birimi dedim. Bu sağlık birimi de biz pazarda çalışırken bir sürü arkadaşımız tezgahta kalp krizi geçirdi ve burada öldü. Pazara çıkan yaşlı teyzelerimiz tansiyon hastası düştüler, bayıldılar, hastalandılar. Biz pazarcı olarak bunları en yakın zamanda bir ambulans çağırsak yarım saatte gelmiyor. Ama ufak bir 30 metrelik bir oda yeni modern pazar yerlerinde yapılırsa, bir doktor buraya belediye tarafından tutulursa, bir hemşire ve bir ambulans hazır bekletilirse bu ölümlerin olmayacağını ve modern pazar yerlerinin kurulmasının Sayın Ali Başkanım'dan sözünü veriyoruz. Bu bizim namus borcumuzdur pazarcıya karşı ve sözümüz senettir. İnşallah gümbür gümbür geliyoruz. Yunus Emre'yi alınca nasıl pazar yerleri yapacağımızı Cengiz Ergün'e göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Bingöl. Öyle bir dolmuşsunuz ki şu anda ekran karşısındaki bir pazarcı olsam ne hissederdim çok merak ettim sizi dinlerken. Sayın Muzaffer Gülsoy, buyurun. Evet. Sağ ol Ömer'cim. Değerli Manisalılar, en büyük sorunumuz imar. Her yerde imar, imar, imar. Maalesef çözülemeyen bir şey. CHP'nin yani partimizin verdiği sözlerden biri halkça bir imar. Halkın yanında olmayan, halka danışılmayan bir imar uygulayamazsınız. İşte bu hale gelir. Daha önceki yapılan gizli kapılar ardında yapılan bir imar planları uygulamadan uzak, halktan kopuk olmuyor. Onun için bizim de sözümüz şudur. Yapacağımız imar planında, tabii büyük şehirle beraber uyumlu olarak yapılacak olan imar planlarında halkın İsteği doğrultusunda ve oylaması neticesinde istemediği yere imar yapmayacağız. İstediği yere imar yapılacak. Bunları eğer biz kendi kafamıza göre, hayır ben şurasını rant haline getirdim, olmadı, bu tarafı yapıyorum, bu ikilem içerisinde olmayacağız. Yeni ilave edilen beldelerimiz var, köylerimiz var.
daha rahat bir imar olacak. Yani sıkışıp kalmayacağız merkezde. Buraları kendi yaşam tarzlarına uygun mimari imar planlarıyla uygulamaya girilecektir. Bir de hobi bahçeleri var. Benim 1999 seçimlerinde ortaya attığım bir projeydi. Güzel bir proje. Evet, bazen biraz lüks oluyor ama emeklilerimiz var benim gibi. Daha doğrusu kahve kültürü olmayan, yaşamda daha güzel, sağlıklı bir yaşam sunabilmek için kendisine arazisi olmayan 350-400 metrekare, bunlar sulak ve tarıma elverişli, içinde 15-20 metrekare bir binası olan aletini koyabileceği, bir çay demleyip istirahat edebileceği ve bunların en sonunda yapılacak olan bahçelerde de yıl sonlarında bir yarışma yapıp en iyi bahçesi olan, kirasını almamak kaydıyla o yıl bedava, yani bir ücret ödemeyecek, çok az bir ücret olacak ama bunun da yıl sonuna kadar ödemeyecek, bu yarışmalara sokarak vatandaşımızı orada streslerini atan bir projelerimiz var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz Sayın Uzak. Yine CHP oylarınızı bekliyoruz. Faruk Türkoğlu ile devam edelim. Buyurun Sayın Çok Türkoğlu. Teşekkür ediyorum. Gerçekten de bizim projelerimiz içinde yer alan kültürel ve doğal yaşam parkları çok önemli. Aktif siyasete yaptığım dönemlerde birçok il gördüm. Ve burada neden bu Manisa'mızda yok diye hep içimde gıptayla, bir özlemle anımsadığım bir şeydir. Sayın Ali Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bunu projeler içerisinde yer aldı. Hakikaten de metropollerde insanların nefes alacakları, stres dolu şehir hayatından bir nebze de uzaklaşacağı önemli hakikaten buluşma noktaları. Ve gezdiğim yerlerde gördüğüm çağdaş, yaşanılı bir kentin olmazsa olması bu alanlarda, çocuk oyun alanları, spor alanları, gezi yürüyüş alanları, doğa spor alanları, fındık ve bitki yetiştirme alanları, at binicik testleri gibi yerleri gördüm. Neden Manisa'mızda yok dedim. Sağ olsun Ali Başkanımız bunu projelerinde yer aldı. Ve çok ilginçtir. 2000'li yıllarda bugün üniversite öğrencisi olan iki kızıma ilkokul döneminde öğretmeni evcil hayvanlarla ilgili bir ders verdi. Yok. Sene 2014 hala yok. Ama bizim projelerimiz içinde var. 30 Mart'ta çok değerli Manisa'da hemşerilerimiz bizi iktidara getirirlerse bunun da sözünü vermiş olalım. O günü gerçekten hiç unutamıyorum, hala hafızamda. Apartman yaşamına ilgili hayvanları göremeyen çocuklarımız bu evcil hayvan parkı sayesinde sevimli hayvanları görebilme ve onları tanıma imkanı ve bunlar hakkında bilgi edineceklerdir. Aynı zamanda böyle bir projede, bu evcil hayvan park projesinde hayvan sağlık merkezleri, veteriner hekim arkadaşlarımız görev yapacak. Başıboş hayvanlar için barınaklar, bununla birlikte çocuklarımız ve yetişkinler için hoş vakit geçirebilecekleri kuş evi görünümünde kamelyalar olabilir diye düşünüyorum. Bu tabii daha da genişletilebilir. Çocuk oyun alanları, yine çocuklarımız için yürüyüş alanları ve en önemlisi çocuklarımızın buluşma ve sohbet etme noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Türkoğlu. Bedir Kılıç'la devam edelim. Buyurun Sayın Kılıç. Şimdi Manisa'mızın en başta İmar planı sorunu var. Bir de imar planı sorununun yanı sıra maalesef varoşlara, kenar semtlere bakış açısında bir sorun var. Çünkü bir örnek vereyim. Ben Horozköy bölgesinden geliyorum. Horozköy'ümüzde yaklaşık 7 mahalle, 70 bin nüfus, 44 bin civarında seçmen var. İmar planında da orada büyük bir çarpıklık var. Bakın hala bir imar planı yok. Altyapı, üst yapı sorunları devam ediyor. Eğitim, kültür, sosyal hiçbir alan yok. Bir doğalgaz yok. Hiçbir şey yok. Öncelikle bu sorunları baz almamız lazım. Rant dağıtılacaksa halka dağıtılmalı ve adil dağıtılmalı. Bizim belediyecilik anlayışımızda ranta değil halka dağıtılmalı. Buna inanıyoruz. Bakın birkaç örnek vermek istiyorum. Yani örneğin bölgemizde hisseli parsel sorunu başta. İki tane ev düşünün, konut düşünün. Biri 5 kat, hemen bitişiğindeki 2,5 kat. Bu hangi mantık, hangi ahlak, hangi anlayıştan verilmiş belli değil. Yine bir başka, hiçbir kamu, ana, ek ve hizmet binası maalesef yok. Bir su tahsilat veznesi dahi yok. Banka şubesidir vesaire. 70 bin nüfusu olan bir bölgeden bahsediyoruz. Altyapı eksiklikleri almış başını gidiyor. Sadece görüntüyü kurtarmak, zevairi kurtarmak adına bir takım şeyler yapılmış. Kalıcı, çünkü insana bakışla ilgili bir konu. Yani bir kente bakarken kentteki yaşayan tüm yurttaşlar adına bir belediye
kamu bütçesinden pay alıyorsa her yurttaş adına alıyor. Sadece belli bölgeler, mahalleler için almıyor. Orozköy'deki yaşayan yurttaşımız için de, Yunt Dağı'nda yaşayan yurttaşımız için de, Bozköy'de yaşayan yurttaşımız için de alınıyor. Bu hizmetlerin, alınan vergilerin eşit ve adil dağıtılması, hizmet olarak halkımıza dönmesini bekliyoruz. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna uygulayacağına inanıyoruz. Birlikte teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Muhtar. Buyurun. Projelerimizden bir tanesi de mahalle spor kompleksleri. Bu mahalle spor kompleksiyle mahalle halkının ve de özellikle gençlerin rahat spor yapabileceği, kendilerini fiziksel anlamda ve özgüven anlamında geliştirmeye sağlayacak spor kompleksleri yapmak. Bu spor kompleksleriyle beraber hem genç yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak da projelerimizden bir tanesi. Mert Alp'e teşekkür ediyoruz. Buyurun Sayın Şeref Taşçılar. Değerli Manisalılar, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak projelerimizi tanıtıyoruz. Projelerimizde ses getireceğiz dedik. Buna ek ilave olarak da ben turizmi ilave ediyorum. Manisa dünya tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen değerini maalesef kendi kabuğunu kıramadığı için değerinin farkında değil. Biz Yunus Emre'deki projelerimizi oluştururken bölgemizde bulunan Aygay'ı, Yoğurtçu Kalesi ve Karacaahmet ile ilgili olan çalışmalarımızda, Yoğurtçu Kalesi'nde restorasyon çalışmaları ve kongre turizmini açmak üzere çalışmalar yapılacağını, Köseler Kalesi olarak Köseler'de bulunan Aygay ve ayrıca Nemrut Kalesi olarak bilinen yerde de çalışmalar yaparak Bergama'dan gelebilecek turistleri bu bölge güzergaha çekerek Sarda kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Şefik'e Can Sıkmaz'la devam edelim. Buyurun Sayın Can Sıkmaz. Ben tarımcı bir aileden gelmekteyim. Benim ilgimi çeken ve eksikliğini hissettiğim konu Sayın Başkanımızın görmüş olduğu soğuk hava depolama merkezleridir. Dolaştığım köylerde bu depolama merkezlerinin olmadığını fark ettim. Ürünlerin bol olduğu zamanlarda üreticilerimiz ürünlerini depolama merkezleri olmadığı için ellerinden çıkarmak zorunda kalıyorlar. Düşük ve ucuz fiyata. Bunun için Yunt Dağı bölgesi konum itibariyle hayvancılık ve tarımcılıkla geçindiğinden dolayı buradaki soğuk hava depolarının imarının yapılmasını ve üreticiye bu konuda düşük maliyette bir gelir sağlamasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşegül Arman'la devam edelim. Buyurun efendim. Bu projelerin bütünü alanda yaptığımız aktif çalışmalar sonucu tespit edilmiş projeler. Hepsi uygulanabilir ve özellikle sürdürülebilir projeler. Bunların içinde bir anne olarak, bir iki çocuk yetiştirmiş bir anne olarak yurtların yapımını çok önemsiyorum. Bir öğrenci kenti Yunus Emre biliyorsunuz. Başka üniversitelerin kurulması da söz konusu. Çünkü ihtiyaç gittikçe artmakta. Bu ihtiyaç artıyor. Fakat çocuklarımızın kalacakları yerler soru işareti. Bunun üstünde özellikle duruyorum. Yurtlar çok önemli. Bu çocuklarımızın o bölgede ne yiyip ne içeceği de bir o kadar önemli. Ama kalma sorunlarını çok önemsiyorum. İnşallah bu konuda uygulanabilir ve sürdürebilir projeleri uygulamaya koyacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Yasemin Gümüş'le devam edelim. Buyurun Gümüş. Manisalıların pek de haberdar olmadığı bir Türkmen şelalemiz var. Orada iki tane şelale var. Biri 33 metre ve 3-4 kilometresini yürüyerek gitmek zorundasınız. Ben dağcılık kulüpleriyle 3-4 defa gittim oraya. Çok da güzel bir bölge ve İzmir'den de çok yoğun bir katılım oluyor yine dağcıların geldiği bir yer. Biz orayı turizme katarak Yunt Dağlıların, biz gittiğimizde şöyle oradaki köylülerden tereyağımızı aldık, yumurtamızı aldık. Bunun bütün Manisa'ya hatta İzmir'e yayıldığını düşünün. Oradaki Yunt Dağlıların kaderi değişecektir. Bir de Karaçay rekreasyon alanından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz İzmir ve İstanbul yolunda otobüsler geçerken gördüğünüz manzara yıllardır hep egzoz dumanları arasında piknik yapan insanlar. Buna artık bir son vermenin zamanı geldi diyorum.
Karaçay rekreasyon alanı düzenlemesiyle işte aileler oraya gidecek, pikniklerini yapacak, oradaki suda balık tutan babayla çocuğuyla birlikte bütün haftanın stresini atabilecekleri bir düzenleme yapacağız ve daha kaliteli bir yaşam sunacağız Manisalılara. Teşekkür ediyoruz. Zülfe Karabulut'la devam edelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Benim bir kadın olarak önemsediğim projelerden birisi de belediye çocuk kreşleri. Biz yaptığımız alan çalışmalarında kadınlarımızdan gelen talep üzerine özellikle çalışmak istediklerini, aile ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini, fakat çocukları olduğundan dolayı evde bakacak kimsesi olmadığından dolayı evde oturduklarını, özel kreşlerin de daha çok pahalı olduğunu, asgari ücretle de buna yetmeyeceğini söylediler. Bunun yanında küçük esnaflarımız da terzi gibi, mesela kuaför gibi, çocukların yanında bulundurduklarını, çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmediklerini söylediler. Bu talepleri de ben kendimi bir kadın olarak elçi hissettim. Sayın Başkanıma, belediye meclis üyelerime sundum. Onlar da projelerini içine alarak mahallelerimizde çocuk kreşleri kurabilmemiz için projeye dahil ettik. Teşekkür ediyoruz. Selma Yaşar'la devam edelim. Buyurun efendim. Sayın Manisalılar, Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Türk kadınını baş tacı etmiştir. Cumhuriyetten bu tarafa Türk kadını ile ilgili yasalarda herhangi bir değişiklik olmamış, daha da kötüye gidilmiştir. 21. yüzyılda Türk kadını sokaklarda öldürülüyor, dövülüyor, boşanmak istediği için töresel cinayetlerle. İşte biz de bunları dikkate alarak sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde sığınma evleri yapacağız. Ali Başkanımız bu konuda çok duyarlı, çok hassas. Bu sığınma evlerinde kadınlarımız bu şiddetten maruz kaldıkları bu şiddetten daha rahat yaşayacaklar. Bunun ötesinde sadece buralarda kalmayacaklar, manevi destek alacaklar. Kendilerini bu şiddete karşı koruyacaklar sığınma evlerinde. Bir de barınma evlerimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktık. Dolayısıyla sokaklarda yatan, kimsesi olmayan yaşlılar, çocuklar, düşkünlere bu evlerde her türlü bakım yapılacak. Aile sıcaklığı içinde, aile ortamı içinde bu insanlarımız barındırılacak. Biz sizden destek bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah hani sığınma evleri tabii ki çok büyük bir ihtiyaç, ancak umarız Türkiye'de, Manisa'da böyle şeylere ihtiyaç kalmaz. Erkeklik kadına şiddet göstermek değil, aksine sahip çıkabilmektir. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Yunus Emre ilçesinde projelerin tespiti aşamasında yaptığımız alan çalışmasında özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzme sporunu icra edebileceği kapalı ve açık yüzme havuzlarının bulunmadığını gördük. Bu kapsamda Yunus Emre ilçemize önümüzdeki süreçte kapalı ve açık yüzme havuzları yapmayı taahhüt ediyoruz. Tabii bu yüzme havuzları yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde geç kalmamak açısından mahallelerimize ve köylerimize portatif yüzme havuzları inşa edeceğiz. Özellikle yaz dönemlerinde gençlerimizin serinlemesi, çocuklarımızın serinlemesi açısından bu yüzme havuzları, portatif yüzme havuzlarını inşa edeceğiz. Ve özellikle yaz döneminde kanallardaki boğulma hadiselerinde önüne geçeceğimizi değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Bizler çok teşekkür ediyoruz ve sevgili seyirciler, bu takımın, bu kadronun takım kaptanına yine son sözü vereceğim. Sayın Başkan, benim gelen tüm siyasilere sormuş olduğum bazı sorular var. Şimdi projeleri dinledik, keşke vakit çok daha uzun olsaydı, çok daha detaylı anlatılsaydı. Gerçekten sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre belediye meclis üyesi adaylarının ve belediye başkanı adayının heyecanı stüdyomuza hakim, ancak süremiz çok kısıtlı olduğu için çok fazla programımızı uzatamadık. Tüm gelen siyasilere benim programın ilk kesinde sormuş oldum. Hani projeler her şey tamam, insana dokunuyor ediyor da, bir de sürekli olarak sokaklarda koşturan, sürekli olarak televizyonda, gazetelerde görmüş olduğumuz belediye başkan adayı ve meclis üyeleri.
insani olarak bu 4 aylık, 5 aylık süreç içerisinde neler yaşadınız, neler hissettiniz? En çok özlemini duyduğunuz 4 aydır, 5 aydır ayrı kaldığınız şeyler nelerdir? Ve son, bugüne kadar tüm siyasi partiler yapabileceği her şeyi yaptı. Artık bir hafta kaldı. Bu önümüzdeki bir haftayı nasıl değerlendireceksiniz? Son sözler olarak sizlerden rica edelim. Evet, şimdi bugün burada belediyeyi yöneteceğimiz ekiple birlikte Yunus Emre ilçesi hemşehrilerimizin karşısında bulunma durumunda kaldık. Ve arkadaşlarımız da gördüğünüz gibi projelerin birçoğunu, benim birkaç defa televizyonda anlattığım bu projelerin birçoğunu benden daha teferruatlı ve inceliklerine girerek anlattılar. Biz ekip olarak projelerimize hakimiz, Manisa'ya ne yapacağımızı biliyoruz, Yunus Emre ilçesinin sorunlarını biliyoruz, bunları tespit ettik. Bunu da zaten ekibimiz biraz önce de gösterdi. Bizlere yetki ve görev verildiğinde biz Yunus Emre'yi çok iyi yöneteceğimizi, halkla birlikte yöneteceğimizi inanıyoruz. Onların sorunlarına derman olacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda da zaten çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu 5 aylık çalışma süreci içerisinde tabii yoğun bir şekilde evimizden uzak kaldık. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak kaldık. Bu zaten işin doğasında var. Çünkü sabah 9'da 10'da başladığımız çalışma gecenin 12'sine 1'ine kadar bir devam eden bir süreci gösteriyor. Ama bu çalışmayı yaparken de hiçbir zaman bir yorgunluk duymadık, bıkkınlık duymadık. Neden? Çünkü halkımız şunu bekliyor, kendine dokunulmasını bekliyor, kendisine ulaşılmasını bekliyor. Kendisine dokunulduğunda, ulaşıldığında, sorunlarını dinleyecek birini bulduğunda ve ona güler yüz gösterildiğinde, o soruna ilgi gösterildiğinde o da size yakınlık gösteriyor, o da size ilgi gösteriyor. Sizinle birlikte oluyor, sorunlarını, dertlerini paylaşıyor ve bu bize ayrı bir haz veriyor, ayrı bir sevgi veriyor. Çıkmış olduğumuz yolda aslında bizim yorgunluk duymamızı da engelliyor. Ve bugünlere geldiğimizde biz hala dimdik, yorgunluk hissetmeden bu çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Önümüzdeki bu bir haftalık süreç içerisinde de yine aynı şekilde halkla buluşmaya, sokaklarda halkımızla birlikte olmaya, onları dinlemeye, yine projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. 30 Mart, 29 Mart akşamı saat 18'e kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Tabii seçmenimiz de 30 Mart sabahında sandığa gittiğinde diyecek ki ben bu süreç içerisinde, geçen süreç içerisinde en yakın ilgiyi kimden gördüm? Kim daha yoğun çalıştı? Bana kim daha fazla ulaştı? Çünkü biz alanda o kadar fazla çalıştık ki artık şimdi temas ettiğimiz hemşerimiz, biz ikinci defa, üçüncü defa temas ediyoruz. İşte bir gün bağ yolunda, bir gün küçük sanayide, bir gün çarşıda gezerken sizle beraberdik şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Bizim bu çalışma şeklimiz, çalışma yöntemimiz seçimlerden sonra görev verildiğinde aynı şekilde devam edecek. İşte 30 Mart'ta bu oylarımızı kullanırken bunu göz önüne alarak, bizim sorunlara getireceğimiz halkçı çözümleri göz önüne alarak, halkımıza vaat ettiğimiz güler yüzlü belediyeciliği göz önüne alarak ve daha önceki belediyelerimizde yaptığımız hizmetler göz önüne alarak halkımızın bize teveccüh göstermesini, destek vermesini ve bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Yunus Emre'de, Şehzadeler'de, Büyükşehir'de ekip arkadaşlarımızla birlikte iktidara taşımasını arzu ediyor, istiyoruz ve inşallah bu gerçekleşecek ve hep birlikte Yunus Emre'yi yaşayan ve yaşanabilir bir kent haline, Manisa'yı da örnek kentler haline, şehirlerden biri haline getireceğiz diye düşünüyorum. Bu programı da bize sunma şansı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ekip ve arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün Seçim Masası programında seçime yalnızca bir hafta kala Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Arslan ve meclis üyesi adaylarıyla karşınızda olduk 2 saatlik canlı yayın boyunca. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki 5 yıla emanet edeceğimiz çok önemli bir seçim geçireceğiz. Lütfen cebinde Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanını taşıyan herkes oyunu gidip kullanmalı. Gerek katılımcı demokrasimizi sağlamlaştırmak, gerekse önümüzdeki yıllarda seçilen belediye başkanına karşı ben seni destekledim ya da desteklemedim ama şöyle bir olayın olmasını istiyorum diyebilmeniz için lütfen oyunuzu kullanmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki hafta 31 Mart sabahıyla birlikte umut ediyoruz ki kazanan sadece Manisa ve Manisalılar olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sundu.